hamurlardan bahsedeceğiz. Mayalı hamur. Afiyetle hoş geldiniz. Bugün mayalı hamurlardan bahsedeceğiz. Mayalı hamur hakkında her şeyden bahsedeceğiz. Ne kadar mayalanmalıdır? Ne kadar su, ne kadar un? Bunların sonuçları ne olur? Kaç derecede pişmelidir? Hatta bunlarla ilgili deneyler yapacağız. Üzerine bununla da yetinmeyip mayalı sandviç ekmeği, hamburger ekmeği ya da donut hamuru. Donut. Evet. Ne? Donut. Donut hamuru yapacağız. Ve muhtemelen yorgunluktan öleceğiz, bakalım. Mayalarla başlayalım. Türkiye'de bizim aşina olduğumuz 3 çeşit maya var. Bu mayaların birbirine denk gelen ölçülerini buraya yazdık. İstediğiniz zaman dönüp de bakabilirsiniz. Ölçülere geçelim. Ölçülerde sıvılar için hacim, katı maddeler için kütle ölçüsü kullanıyoruz. Çünkü ben 100 gram unu ölçü kabıma koyduğumda mesela 160 ml olduğunu fark ediyorum. Size tam bu ölçüde bir bardak versem, siz bu bardağı 100 gramını da koyabilirsiniz. Sıkıştırarak 110 gram da koyabilirsiniz. Eleyerek 90 gram da koyabilirsiniz. Bu nedenle bir tarifi ilk kez deniyorsanız tartarak yapmanız lazım. Şimdi aşağıda gördüğünüz ölçülerle ben 3 farklı kıvamda, önemli olan burada ölçüleri boş verin, kıvam, 3 farklı kıvamda hamur mayalayıp sonuçlarına bakacağız. Burada her kasemde 100'er gram unum var. Tüm kaselerime birer çay kaşığı maya ve şeker ilave ediyorum. Şeker mayanın hızlı aktifleşmesini sağlayacak. Şeker mayanın dostu. Tuz mayanın düşmanı. İlk etapta tuzla mayanın yan yana gelmemesini sağlamakta fayda var. Ve şimdi de her kaseye su ilave edeceğim. Birine 50, birine 75, diğerine de 100 ml su ilave ediyorum. Hamurlarımı güzelce karıştırıp yoğuruyorum. Sert hamurdan pide lahmacun yapabilirim. Orta sertlikteki hamur herhangi bir mayalı hamur tarifi için ideal bir başlangıç. Bunu düzgün boyutta yapsaydık bu hamur için 1 kilo una 500 ml gibi su kullanmamız gerekirdi. Ben her şekilde başlayabileceğiniz kadar cıvık başlayıp ondan sonra unu yavaş yavaş ilave etmenizi öneririm. Hamurların üzerini kapıyorum. Ve mayalandırdıktan sonra 200 derecede pişiriyorum. Hamurların fırından çıktı. En sert olan bayağı bir ağır. Kesip de görebiliriz. Ortası oldukça yoğun ve üzerinde saçma sapan bir boşluk var. Ortanca dışarıdan aynı gibi duruyor. Ama kestiğimizde içindeki kabarcıkların çok daha dengeli dağılmış olduklarını görüyoruz. Kesinlikle daha hafif, dışı sert, içi pofidik. Ve son olarak yayarak koyduğum hamur var. Kendini tutabilecek sertlikte değil. Bu yüzden bu şekilde. Dışında kabuk oluşmamış ama içi gerçekten çok iyi kabarmış. Maya demek zaman demek ama ölçülerde olduğu gibi burada da sizin sezgileriniz çok önemli. Hamurun iki katına çıkması lazım ama bu süre havanın sıcaklığı ve nem gibi faktörlerden etkilenir. Mayalanmış hamuru daha fazla dışarıda bırakırsanız fazla mayalanma olur ve hamur sönmeye başlar. Bu yüzden iki katına çıktığında mayalanmayı durdurup ya pişirmeniz ya da ikinci mayalamaya geçmeniz lazım. Ben yine deney yaparak gösteriyorum. İkinci mayalamayı videonun en sonunda örnekle zaten göstereceğim. İstediğim kıvamda bir hamuru yoğuruyorum. Ve 3'e bölüp üzerini nemli bir bezle kapatıyorum. Hamurlardan birini 20. birini 40. birini 60. dakikada 200 derecede önceden ısıttığım fırında pişiriyorum. Sonucu tahmin ediyorsunuz zaten. Ama şaşırtıcı olan şu, 20 dakika bekleyen hamur 40 dakika bekleyen hamurla neredeyse aynı. 1 saat bekleyen hamursa ikisinin neredeyse 2 misli kadar kabarmış. Buradaki çizgi ne kadar iyi kabardığını zaten gösteriyor. Zaman meselesi de bu kadar.
mükemmel gibi örneğimizde bir bardak ılık süte bir yemek kaşığı instant maya koyarak başladık. Ve sütümüzü 15 dakika mayasının gelmesi için beklettik. Ardından içine yumurtamızı kırdık ve 2 yemek kaşığı krema ekledik. Sıvıları iyice çırptıktan sonra unumuzu yavaş yavaş eklemeye başladık. Tuzu sonradan ekleyip ihtiyaç duydukça un eklemeye devam ettik. İyice yoğurduktan sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ekleyip o da özleşene kadar yoğurduk. Tereyağını sonradan eklemek biraz iğrenç ama önemli. Daha yumuşak olmasını sağlıyor. Sadece mayalı hamurlar için değil, yapısı kuvvetli olması gereken tüm hamurların en önemli püf noktalarından biri yeterli yoğurmak. Hamuru iyice yoğuruyoruz. Yumuşacık yoğurduğumuz hamurumuzu sarıp sarmalayıp dinlenmeye bırakıyoruz. Ben 1 saat kadar mayalanmalarına izin verdim. İkinci mayalamadan bahsetmiştik. Şekil verdiğimiz hamurlarda bunu yaparsak, yani şekil verdikten sonra yaklaşık 20 dakika kadar daha mayalanmalarına, tekrar mayalanmalarına daha doğrusu izin verirsek, sonuçta elde ettiğimiz hamur çok daha kabarık oluyor. Burada dinner roll'larım için hamurlarımı önce şerit halinde kesiyorum. Dinner roll'larımı da şekillendirip ikinci kez mayalamaya bırakıyorum ve kızartmaya geçiyorum. Biraz pudra şekerine süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve hamurlarımı bu karışıma buluyorum. Rollarımı da folyo ile kapalı olarak 180 derecede önceden ısıttığım fırında 20 dakika sonra üzeri tamamen kızarana kadar pişiriyorum. Evet, gördüğümüz gibi inanılmaz yorucu bir süreç oldu gerçekten. Böyle mayalı hamurla ilgili başka sorunuz varsa aşağı sorun, cevaplayalım aklımıza geldiğince, kafamız yettiğince. Onun dışında şu arkadaşlar, evet çok bir olayı yok, doğru. Ama lezzetli ya, enteresan. Benim bence çok havalı. Bir arkadaşınıza kek götürmek başka bir şey. Tanıdığını yaptım. Ayşe, Hasan, Deniz demek başka bir şey. Böyle. Baksanıza ya. İçine güzel kıvarmış değil mi? Bayağı güzel oldu. Şey de çok güzel oldu. Bu hamuru gerçekten bence deneyin. Hakikaten çok keyifli oldu. Yumuşacık oldu. Hala da dumanı tutuyor bu arada. Ya bize Double Fry'nin yine kazık attı. Atmadı mı? Attı. Ama ona rağmen bu da bayağı evet oldu. Benim yemeği durdurup yemeden bir final çekmeyi öğrenmem gerekiyor galiba. Böyle bence hamburger ekmeğini de kesinlikle denemelisiniz. Beğenin, abone olun. Bunları ben mi söyleyeceğim ya her seferinde? Yani hala beğenilmediyse, hala abone olunmadıysa. Saçma sapan atarlar. Sen de söyle, düz söz. Afiyet bahsikeri olsun. Afiyet bol.